Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu sabah bir tüp mide ameliyatıyla güne başladık. Bu hastanın bir özelliği var arkadaşlar. Biz bu hastaya 2016 yılında mide balonu taktık. Hasta mide balonuyla hedef kilosuna indi. Yaklaşık 15-16 kilo verdi. Ve 2016 yılından sonra hedef kilosunda hayatını devam ettirirken hasta tekrar kilo alma sürecine girdi. Ve bu sefer bize başvurduğunda balon taktığımız kilonun daha da üstünde 1 kiloyla bize başvurdu. Ve onun üzerinde de biz hastayı değerlendirdiğimizde hastaya farklı bir yöntem mide küçültme ameliyatı yapmaya karar verdik. Şimdi bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Sizler ya da işte sosyal medyada ben de görüyorum yöntemleri obeziteden bir işlemle kurtulabileceğiniz gibi bir algı var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir yöntem kalıcı değil. Hiçbir yöntem sizi sonuna kadar sağlıklı kilolarda kalmanızı sağlamaz. Hiçbir yöntem sizin bundan sonraki hayatınızda kilo probleminizi ortadan kaldırmaz. Biz şimdi ne yapıyoruz burada? Gördüğünüz gibi mideyi yapışıklıklarından ayırmaya çalışıyoruz. Midenin alt tarafı, şöyle bakın, şurası üst tarafı. Şöyle göstereyim, biraz sonra göreceğiz. Burası alt tarafı, balon etkisi nedeniyle aslında biraz normalden büyümüş alt tarafı. Şimdi ne yaptık? Böyle mideyi şu gördüğümüz elimizdeki cihazlarla yapışıklıklarından ayırdık. Bu cihaz hem damarları, küçük damarları şöyle döndürüyorum, yakıyor. Hem de onları daha sonra kesiyor. Böyle bakın, burası midenin arka duvarı. Burası midenin ön tarafı. Şimdi biz bu bağlantıdan yukarı yemek borusuna doğru yavaş yavaş yakarak devam edeceğiz. Evet, bazen anatomik olarak zor olabiliyor, görüyorsunuz. Demin de bahsettim. Bakın damar burada. Sanki burayı almayacakmışız gibi gözüküyor ama bakın burada mide devam ediyor. O yüzden şuradaki damarı, bakın bu damarı almamız lazım ki mide tam olarak çıksın ve doğru bir mide çıkarımı yapabilirim. Ama bakın bunu alırken şurada gördüğünüz gibi aşağıda ana damar var. Buna zarar vermemek gerekiyor. Burada bazı hastalar ciddi kusma yaşıyorlar tüp mide ameliyatından sonra. Bizim hastalarımızda bu tüp mide ameliyatından sonra kusmayı görmüyoruz. Bakın bu kusmaların en önemli nedeni kesimle ilgili yanlış kesimler. Şimdi bakın şurası midenin çıkışı, gördüğünüz gibi pilor dediğimiz yer. Herkesin midesinin kafesi ayrıdır. Evet, şuradan bir gösterelim. Bakın bu hastanın midesinin kafesi böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor. Bakın daha az kavisli, bazen daha büyük kavisli oluyor. Yani şöyle oluyor mide. Bakın o zaman burası kırılıyor. O zaman siz eğer bunu bu tarafa yakın keserseniz hastanın burası hep kırılacaktı. Ve yedikleri aşağıya gelmek yerine yukarı çıkıp hasta devamlı kusacaktır. O yüzden ne yapılması lazım? Midenin serbestleştirmesi bitince böyle serip mideyi bu kavis değerlendirip burada dik açı olmayacak şekilde, geniş açı bırakılacak şekilde mideyi bu pilor dediğimiz bölgeden uzaklığını ona göre ayarlamamız lazım. Eğer burası dar açı olursa arkadaşlar, dik açı ve daha dar bir açı bırakırsanız hasta bundan sonraki hayatını kusarak ve reflüyle geçirecektir. Ama burada geniş açı bırakırsanız, mide kafesine göre bakın bakıyoruz. Geniş açı bırakırsanız tüp mide ameliyatından sonra kesinlikle kusma olmayacaktır. Şimdi anestezist arkadaşımız özellikle bir tüp sokacak hastanın ağzına. Bir gösterebilir miyiz? Bakın böyle özellikle bu iş için uygulanan bir tüp var gördüğünüz gibi. Test için orada bir sol elinin altında gördüğünüz gibi ameliyat sonrası kesilen midenin test edilmesine yarayan bir line var. Gördüğünüz bu 39 frenşlik tüpü şimdi hastanın ağzından sokup mideye ulaştıracağız. Bakın tüp burada. Şimdi gözde tüpü ilerletiyor. Evet gözde. Bakın tüp burada. Şimdi tüpü yerleştiriyoruz 12 parmak bağırsağa doğru. Evet gözde. Birazcık daha. Evet bırakabiliriz. Evet bakın, eğer siz ameliyatı yaparken tüpü soktuktan sonra bu açıyı değerlendirirseniz farklı bir noktadan kesmeye başlarsınız. Kesmeye başlamadan önce midenin nereden kesileceğini gördüğünüz gibi ayarladık. Oraya kadar mideyi serbestleştirdik. Şimdi yukarı doğru
şöyle tüpe sıfır şekilde yukarı doğru kesmeye başlayacağız. Bakın şimdi gördüğünüz gibi demin hani sizin arkadaşımızın gösterdiği tüp içeride. Bakın midede burada. Yani demek ki bunun büyük bırakılma ihtimali içeriye tüp koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi neredeyse mümkün olmuyor. Şöyle baktığınızda içeride bir tüp var. Şimdi anestezist arkadaşımız o tüpü çekecek. Biz de şuraya midenin bu dönüşleri için, daha ileri plan dönüşleri için bakın bir destek filipleri koyuyoruz. Hem bu hattı destekliyor. Bakın şimdi göstereceğim sizlere. Hem de kanama odaklarını bakın artık dönmeyi de kaldırıyor bu şekilde. Ve hastanın ameliyat sonrası kusmalarının da önüne geçiyoruz bu desteklerle.